Bir ülkede kafeterya açılmasını bile revizyonizm diye adlandıran, katı, gerçekle bağdaşmayan bir toplumcu düşüncenin savunucuları. İleride bürokrat ya da teknokrat ya da küçük burjuva aile babaları olacaklar. Devrimcilikleri gençlik, üniversite yıllarında kalacak. Batı kültürüyle, çağların yadsınmayacak bu kültürüyle, toplumcu kültürü gereğince bağdaştıracak bir kuşak da yetişecek elbet. Bir yol, Boğaz'ın Rumeli kıyısındaki en yoksul semtlerden biri olan Kuruçeşme'ye iniyor. Kuruçeşme'de kırmızı büyük kilise ve önündeki taş alan gene küçük Avrupa kentlerinin kilise alanlarını anımsatıyor. Evlerin bahçelerinde kara lahana ekili. Güneş Vaniköy tepelerinin ardından doğmadan önce deniz yüzeyi grileşir. Sonra ufku kırmızı, mor renkler bürür. Ağaçlar ilkin birer koyu gölge olur. Sonra yeşilleri ortaya çıkar. Güneş ılık kırmızılığıyla doğduğunda balıkçılar artık balıktan dönmüştür. İlk güzle birlikte lüfer avına çıkar sandallar. Gece karanlığında parlayan lambalarıyla deniz üzerindeki bir fener alayını andırırlar. Ay bütünken sandal içindeki insanların gölgelerinde şapkaları bile belirlenir. Günün her saatinde değişen doğal ışıklar yeni görünümler sunar insana. Kışın karlı günlerde sular artık mavi ya da lacivert değil, açık yeşildir. Martılar karşı kıyıya sürülerle uçarken bulutlar beyazlıklarıyla vadilere iner. Bir masal dünyası gibi. Biraz sonra o gelecek. Müthiş bir yağmur yağıyor. Terasta her şey ıslak. Caddede sıkışan trafiğin sesi duyuluyor. Şimdi terasla barı ayıran büyük camların önünde oturuyoruz. Bu teras yazları çok güzeldir diyorum. Artık burada oturuyoruz ara sıra. Çiçeklerin gerisinde yatlar duruyor. Onların da ardında Boğaz. Kandilli'ye karşı akşam olana, serinlik çökene dek burada oturuyoruz. Biraz ötedeki meyhaneye yürürken yağmurdan ıslanıyoruz. Meyhane iyice değişmiş. Eski tahta tabanları arasından deniz görünürdü. Şimdi yerler beton, avizeler, naylon perdeler, formika masalar yozlaşmış bir kültürü simgeliyor. Her yerde bu korkunç iç mimari, otogarlarda, köylerde, kasabalarda, Boğaz kıyısında bile. Şu üzerlerinde diş macunu adları yazılı plastik kül tablolarına bak diyor. İlk kez karşı karşıya oturuyoruz. Yalnız politika konuşuyoruz. İkimiz de birbirimizle ilgili tek sözcük kullanmıyoruz. İçimizde garip bir sevinç var. Yağmuru, boğazı, meyhaneyi, politikayı, yaşanması güç bu büyük kenti nasıl da seviyorum. Onunla yatarken sanki aradan geçen uzun yıllarda ne bir erkek ne de o büyük acılar var. Dipdiri kalmış bir sevgi, bir istek var yalnız. Yıllar, olaylar beni hiç yıpratmamış. Aksine duygularıma yön vermiş. Güzelin, bir insanı sevmenin, bir insanın tenini okşamanın, bir insanla birleşmenin kutsallığını, bu kutsallığın tadına varmayı öğretmiş bana. Yatmaların hepsi aynı güzellikte değildir. Düşünüldüğünde insanın tüm bedenini titreten, boşalmaya vardıran yatmalar vardır. Birbirimizden hep uzağız. Her gece birlikteymiş gibi yatıyoruz. Hep birlikte olmak istiyor gibi yatıyoruz. Erkeği böyle düşündüm. Şimdi onunla yattığım gibi. Onu seviyorum. Onu sevmeyi öğrendim. Birkaç saat sonra gün başlayacak. Herkes kendi biçiminde günü yaşamaya yönelecek. Evet. Sevgili izleyiciler, bugünkü sözün yarısı programına Tezer Özlü'nün Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabının sonundan bir parçayla girdik. Sohbet edecek çok mevzumuz var konuğumuzda. Emre Erbatur, Aşık Olduğum Metin olarak bize bu parçayı seçti. Aslında bir sayfa daha vardı. Onunla da sonuna ulaşıyorduk. Kitabın sonunu söylememek için durdum dermişim. Öyle bir şey yok. Ama sohbetten daha fazla vakit buraya gitmesin diye bu noktada duruyorum. Ve bu programda hep yaptığımız şekilde konuğuma öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş Teşekkürler, geldin hoş Emre. buldum. Biz genelde yani pek çok dostlukta olduğu gibi bugün sosyal medya üzerinden birbirimizi takip ediyoruz ama oldukça eskiden tanışıyoruz. Evet. Yarım yüzyıla yaklaşacak. öyle deme. öyle. Henüz taze diyelim ama derinlikli bir dostluk falan. Yaklaşacak dedim zaten. evet. Şimdi seni konuk etmek istediğimde başka metinler arasında özellikle bunu seçtin. Neden bu metne aşıksın,
aşık mısın, sadece etkileniyor musun? Nasıl bir ilişki var aranızda? Şimdi bu metni ilk okuduğum, edinip ilk okuduğum 2014'ten bu yana 10 yıl geçti. Evet. O 10 yılda birkaç kez daha okudum farklı vesilelerle. Ve 2014'e kadar geçirdiğim kendi erkeklik maceram ve sonrasındaki deneyimlerimi de düşündüğüm zaman, hem kişisel yaşantılar hem okumalarımı düşündüğüm zaman, Tezer Özlü'nün edebiyatı, Tezer Özlü'nün bu kitabı özellikle, diğer kadın yazarların içerisinde özellikle erkeklik krizini, kadın erkek ilişkilerindeki çıkmazları, eşitsizlikleri, erkeklerin kadınlar üzerinde ve diğer erkekler üzerinde sınıfsal anlamda kurdukları tahakkümün teşhir edilmesi anlamında çok öne çıkan bir yazar. Çok özgün bir, yeni olan bir yazar. Ben edebiyatın sanat, bireysel bir sanat kadar zanaat da olduğunu düşünüyorum. Her yazar kendisinden öncekileri taklit ederek başlar. Sonra kendi özgün yaratıcılıklarını, yaratıcı unsurlarını keşfeder, bireyselliğini keşfeder ve özgün eserler verir. Ama burada gördüğümüz kadarıyla müthiş bir çıkış söz konusu. Yani benzersiz bir çıkış söz konusu. Tezer Özlü kendisinden öncekileri de benzemiyor. Kendisinden sonra yazanlar da Tezer Özlü'ye benzemiyorlar. Benim gözlerim tabii tamamen bu kitabıyla sınırlı. Yani çok incelikli bir yapı kurduğunu biz görüyoruz bu Tezer Özlü'nün. Yani rastgele, çala kalem yazılmış bir kitap izlenimi verse de oldukça kendi içinde bütünlüklü ve belli bir sistematiği olan, dişil bir sistematiği olan bir metinle karşı karşıyayız. Bu arada sen bu kitabı bayağı okumuşsun. Notların, katladığın yerler. Ben sana şöyle onu atayım. Belki onun üzeri, ona bakarak da konuşmayı istersin. Peki, teşekkür ederim. Belli ki ilişkiniz derin çünkü. Evet. Kısa da yaşayan bir yazar değil mi Tezer Özlü? Kısa yaşamış bir yazar yani. Evet, kısa ömrüne az sayıda eser sığdırmış. Bütün eserleri incelik kitaplar. Yani genelde erkek yazarların yazdığı tuğlalara karşın o ince, zarif yazmayı tercih etmiş. Peki otobiyografik unsurlar da mı var? Yani kendi hayatında. Ben anlatı var orada. Var ama ben bu refleksi, bu otobiyografik anlatı refleksini estetik sebepler uğruna yok saymayı tercih eden eleştirmenlerdenim. Yani bu otobiyografi meselesine girdiğimiz zaman o yazarın kendi estetik özgünlüğünü bir noktaya kadar yatsıdığımızı düşünüyorum. Onun için evet, metni tarihselleştirebiliriz. O kişinin yaşadığı dönemi ve metni bir tarihsel çerçevenin içine yerleştirebiliriz. Ama otobiyografik unsurlarla bir eseri sınırlamak bence esere de, yazarın şahsına da haksızlık olur gibi geliyor bana. Yani yazarı mümkün olduğunca unutarak okuyorum mu diyorsun? Evet. Yani orada ben anlatıcı olsa bile o bir anlatıcı. Yani orada artık Tezer Özlü yok. Evet. Yani ya ben öyle varsaymayı tercih ediyorum. Yani anlatının sağlıklı bir şekilde içselleştirilmesi, onunla bir mesafe konup anlaşılabilmesi, oradan bir farkındalık değiştirilebilmesi için otobiyografik unsurların ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta kendinden Tezer diye bahseden bir anlatıcı olsaydı bile orada, biz yine ve bilseydik de, özellikle yazarın yaşamıyla örtüşen şeyler olduğunu bilseydik bile, biz yine de bunu bir metin, kendi içinde bir metin olarak değerlendirecek. Kendisi itiraf etseydi bile, ben bunu kendimi yazdım deseydi bile, o kendimi yazdım diyen kişi belki ölmüş gitmiş, üzerinden 1000 yıl geçecek. Biz eserle baş başa kalacağız. O kişinin hayatıyla ilgili ayrıntıları kimse bilmeyecek. Sadece o eser kalacak bizim karşımızda. Tezer Özlü diye bir yaşamış, nefes almış, sevişmiş, yemek yemiş, tuvalete gitmiş kişi olmayacak ve sadece eser kalacak. Dolayısıyla ben bu dediğim gibi kişinin kendi kişisel hayatından bağımsız esere
bakılmasını bir nebze daha sağlıklı buluyorum. Daha özgün bir takım fikirler devşirilebilmesi açısından kıymetli buluyorum. Peki ama burada yine de öyle olduğunu kabul edelim. Burada bir kadın anlatısı var bir yandan da. Yani evet, travmatik kesinlikle. Bir anlatı. Evet, evet. Yani sürekli akıl hastanelerinde, kliniklerde elektroşokla evet. geçen bir hayat var, bir anlatı var. Evet. Yani özellikle de bu açılardan inceleniyor. Hem bir evet. işte şey... Bilinç temsili var. Yani o ben anlatıcının kafasından doğrudan kronolojik olarak, düzenli olarak birbirine bağlanmayan geçmiş anlarına gidip geliyoruz. Evet. Ama sen buna buna rağmen mi, bunun yanı sıra mı özellikle erkeklik anlatısı olarak okuyorsun bunu? Ve o erkeklik seni. Anlatısından çok dişil bir metinde erkekliğin ya da erkekliklerin nabzını tutan bir kayıt olarak düşünebiliriz. Mesela ilk bölümde ev ile birlikte bir militarizm eleştirisi gözlemliyoruz biz. Anlatıcının baba figürü hayatının her aşamasını kışlada yaşar gibi yaşamak isteyen, buna canı gönülden inanmış ataerkil bir figür ama parası yok. Zaten orada bir yerde söylüyor. Parası olsa borazan çaldırırdı diyor. Yani daha da katmerli bir yapı kurardı. Parası olmadığı için olduğu kadarıyla bütün çocuklarını, kendi eşini böyle bir orta sınıf hegemonyasının içine hapsetmiş. Kışlada gibi yaşayan, ezbere yaşayan. Ama asker değil erkek, mesela adam böyle bir galiba. İşte zaten milli eğitim. Tam da mesele o. Yani asker olmadığı halde militer bir yaşantı kurmak isteyen bir figür bu. Bu aslında erkekliğin en başat unsurlarından bir tanesi. Sistem kurar, tanımlar, herkesi yerli yerine oturtur, hizaya getirir ve tabii ki rıza üretir. Oradan disiplinle bir rıza üretir. Babadan mesela abiye geçiyoruz. Abisinden bahsediyor. Abisinin de aslında söylemiyor belki ama yani ismini koymuyor ama abisinin odası, kendine ait bir odası, giysi dolabı, kitapları, özenle istiklediği kitapları ve kimsenin karışmasını, kendisinden izin alınmaksızın ödünç alınmasını dahi istemediği kitapları var. O da aslında militer bir düzenin parçası, dikkat edersiniz. Evet. Dolayısıyla daha baştan, en başından hiç ertelemeden, hiç lafı gevelemeden adını koyarak bir erkeklik eleştirisi ifşa ettiğini biz gözlemliyoruz anlatıcının. Yani birlikte kız okuluna gittiği, bir Alman kız okuluna, kolejine gittiği arkadaşı da, onunla aynı sınıfta olan arkadaşı da benzer şeyler yaşıyor çünkü. Onun abisinde de tabii tabii. Şey yani okuyucu doğru izleyebilsin diye o izleyi, yani tutarlı bir şekilde izleyebilsin diye o tekrarlara mecbur anlatıcı halinde. Evet. Zaten tekrarını dinler de aslında farklı türde bir militarizmlerdir, eril disiplinlerdir. Yani o tek tanrılı dinlerin tanrısı da erkek bir tanrıdır. Dolayısıyla olayı bu açıdan bakmak gerekiyor. Delilik ve başkaldırı, sen de biraz bahsettin klinik meselesinden. Bu da aslında oldukça... Çok eskiden beri ünlü bir konudur. Yani başkaldırıyı, sisteme başkaldırıyı delilik üzerinden anlatma meselesi. Hatta George Lucas'ın, yanlış hatırlamıyorsam, bu konuyla ilgili ciddi eleştirileri var. Sürekli delilik üzerinden siyasi eleştiri yapmayın. Yoksa somut içini dolduramayacağız bu siyasi eleştirinin gibilerinden minvalinde bir şeyler söylerdi. Ne kadar doğru demiş ama. Denemesinde... Doğru ama yani bir yere kadar haklı olabilir ama burada tezerozu anlatısında delilik kliniğin yanı sıra bir yine erkek tahakkümünü simgeleyen bir şeye dönüşüyor. Çünkü orada sadece sağaltılan, işte ne bileyim, hastalıklarından, şikayetlerinden kurtulan bir insan yok. Doktorlar tarafından taciz edilen, tecavüze uğrayan bir Bu da sistematik. Evet. Yani bunu gerekçelendiren bir
bir yapı var orada. Evet. Yani bir yerde söylüyor. İyileşen hastalarını kontrol bahanesiyle evine çağırıp tecavüz eden bir doktordan yani, bahsediyor. Hastane dışındaki, muayenehane dışındaki yerlere çağırıp. Evet. Çünkü canları isterse yeniden deli deyip akıl hastanesine kapatabilirler. Böyle bir şey var. Evet, yani bu gördüğün gibi artık kliniği aşan bir durum. Yani sağaltılmayı aşan bir durum. Bir tahakküm mekanizması olarak tam nasıl bir biyopolitika kullanıldığını. Yani. Evet. Evet. Evet, evet. Yani kişisel olan politikse, ki bence hep öyledir, kişisel olan politiktir. Burada onu yine çok net bir şekilde, hiç kıvırmadan, etrafında dolaşmadan net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani tırnak içinde rezil olmak ve rezil etmek pahasına bunu çok net söyleyebiliyor. Sözünü sakınmıyor. Bu benim çok hoşuma gider Tezer Özlü anlatısında. Yani sanki şey var gibi, burada belli bir zamana ve mekana sınırlamıyor. Yani 1970'lerin İstanbul'unda ruh sağlığı sektörü böyledir. Buradaki doktorlar bunu yapar gibi bir şey söylemiyor. Zaten sadece belli ki. Tabii ki İstanbul'a ve Türkiye'nin taşrasında başka yerlere göndermeleri var metnin. Ama yurt dışı da var mesela. Türkiye dışı mekan, Paris var, başka Almanya'da bir yerler var falan. Yani her yerde bir sistem eleştirisi ile karşımıza çıkıyor. Zamana ve mekana, zaman ve mekanla bağlantılı ama eleştirisini buna indirgemeyen bir şeyi var. Metnin farklılığı da biraz buradan kaynaklı. Gücü yani evet, biraz buradan kaynaklı. Katılıyorum ona. Tıpkı otobiyografi meselesinde olduğu gibi bir durum bu da. Hı-hı. Yani sınırlamıyor kendini. Hı-hı. Zaten bu cümle yapılarına da yansıyor. Evet. Çok az yerde dili geçmiş zaman gramer görüyoruz biz. Evet. Genellikle hep geçmişte olsa bile olaylar hep şimdiki zamanda ya da geniş zamanda yazılmış cümleler söz konusu. Evet. Çok ilginç bir farkındalık. Yani benzersiz bir farkındalık. Ya bu 70'lerin kadın yazarlarında olan bir şey benim gördüğüm. Bir bilinç temsili, bilinç, yani bu bilinç akışı da olabiliyor, iç monolog gibi de olabiliyor. Veya çok düzgün cümlelerle anlatılsa, yani serbest dolaylı anlatım, anlatıcının dili üzerinden karakterin zihnine girilerek de olsa, hep böyle kadınların deneyimleri, dünyayı görüşleri, sistemden etkilenmeleri, mağdur olmaları, travmaları. Doğrudur. Biraz onu da geliştiriyor sanki ama değil mi? Evet. Şimdi diğer kadın yazarlar da benzer dil unsurlarını kullanıyorlar. Hı-hı. Ama parça parça olay örgüsünün içine yedirerek ve bütün bir roman, bütün bir anlatı o dil, o gramerden oluşmuyor. Ama Tezer Özlü'nün anlatısı başından sonuna aynı grameri sürdürebiliyor. Yani ben bunu çok cesurca buluyorum açıkçası. Doğru. Yani o şimdiki zamandaki o ana, yaşanan ana anda tutmayı sonuna kadar becerebilmesi ilginç, yani özgün. Katılır mısın? Yani sanki farklı bölümlerden, farklı sayfalardan girilip ilerlenebilirmiş, metnin sıralanışı değiştirilebilirmiş gibi bir... İzlenim var mı sende? Bende biraz var çünkü. Kısmen katılıyorum. Ama başıyla sonu arasında bir ilişki kurmak gerekiyor. Yani orada bir dikkatli bakmak gerekiyor. Çünkü sabit, kapalı ve ataerkil bir yapı olan evden, yani nizami, işte askeri kuralların geçerliği olduğu evden, kitabın sonuna doğru bir açılma, bir sıvılaşma, bir akışa doğru gidiyoruz. Yani katı ve dikey bir yapıdan yatay ve akışkan bir anlatıya doğru gidiyor anlatı. O bir bütünlük aslında. O bu yazarın, bu anlatıcının ne kadar ne anlattığının farkında olduğunu bize gösteren bir unsur. O anlamda çok da böyle postmodern bir şey değil yani. Ben çok katılmıyorum. Bu tür modern, postmodern, klasik... Evet. Artık günümüzde bu ayrımlar oldukça eridi. Bunları birbirinden ayıran sınırlar oldukça esnedi. Yani özellikle pastiş, yani kopyalama tekniklerinin de ya da
özenilen üslupların da yazarların birbirlerinin üsluplarını takdir ederek eleştiri geliştirebilmelerinin de verdiği olanakla bu sınırlar artık eridi. Yani kimse kimseye zamanında Antonio Bayet'in dediği gibi işte klasik roman yazacaksın, modern roman yazacaksın, postmodern roman yazacaksın diye kimse kimseye bir şey dikte etmiyor. Bu anlamda bireysel yaratıcılık o edebiyatın önünü açmış görünüyor. Tezerözü onun bizim edebiyatımızda bunun belki de ilk temsilcilerinden. Evet. Mesele olarak çünkü yani bahsettiği, altını çizdiği meseleler olarak o kadar özgün değil. Hı-hı. Kadınlar bu meseleleri işte Fatma Aliye'den beri yaşıyorlar. 1800 yılların sonlarından itibaren yaşıyorlar. O farkındalığı geliştiriyorlar. Sevgi Soysal'da, Adalet Ağa'nda, Leyla Erbil'de, evet, evet, Firuzan'da yani, özellikle o dönemden. Evet, değil mi? Evet, yani önemli olan bunun nasıl aktarıldığı, bunu aktarırken nasıl dişil bir anlatı kurabildiğin önemli. Bence Tezerözü'nün başarısı biraz da burada. Yani onun için benim hep başucu kitabım diyebildiğim bir kitap oldu bu. Evet. Sonunu çok seviyorum özellikle. Evet. Alıntıyı da sonundan seçmemin sebebi biraz o. Sonra ben sonunu okumayarak mahvettim seni. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Ama işte dolayısıyla orada bir yapı kurulmuş ve hani serim düğüm çözün derler ya, hep böyle klişeleşmiş bir şey. Hakikaten bir çözülmeyi görüyoruz biz. Yani orada bir ferahlama oluyor. Romanın sonunda bir ferahlama oluyor. Bu güzel. Yani ben bir, özellikle senin şeyini bu bütünlük vurgunu desteklemek için postmodern lafını söyledim. Yoksa ben de şey olarak katı bir biçimde bakmıyorum bunlara. Ama yani bu buradaki yapı o kadar gevşek değil. Bir başlangıç, son bütünlüğü var. Halbuki ortada adeta sistemin işte kocalarının, sevgililerinin, ailesinin, herkesin bir sen bütün değilsin, sen parçalanmışsın deyip onu bütünlemek adına elektroşokları vere vere hayattan koparttıkları bir kadın var. Bu anlamda senin dediğin şekilde o sona geldiğimizde o açılma haliyle bir de anlamlı bir şey ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani. Evet. Bir de sevgili hocamız zahmetli Zeynep Ergun'un yazdığı Erkeğin Yittiği Yerde kitabında bir erkeklik, egemen bir erkeklik dizgesinden bahseder. Yani sistem kurucu bir özelliği vardır eril tahakkümün. Bunu biz edebiyatta da görürüz. Mesela analitik anlatı, başı sonu belli, işte giriş gelişme sonuç. Evet. Bu tür anlatılar, bu tür bütünlük kurma çabaları eril aklın unsurlarıdır. Ve eğer bir dişil yazın söz konusu olacaksa bu analitik yapının kırılması söz konusudur. Tezerözü onu da beceriyor. Kendi kurduğu o dişil bütünlüğün içerisinde, yani bir dönüşümün içerisinde o analitik yapının da, o analitik zincirin de, mantık zincirinin de kırıldığını biz görüyoruz. Dolayısıyla ve hatta bu Zeynep Hoca'nın kitabının ilk baskısının kapağında dalgalı bir deniz görüntüsü vardır. O bize hatta sormuştu zamanında, ne düşünüyorsun bu? Zeynep Ergun'un kitabı değil mi? Evet, bir daha söyler misin başlığı? Yeniden Erkeğin Yittiği Yerde. Erkeğin Yittiği Yerde. Yeni baskısının kapağını hatırlamıyorum da eski baskı, yani orijinal baskıda kapakta böyle bir benim hatta bir öykümde kullandığım bir unsurdur bu. Dalgalı bir deniz vardır ve orada muhabbette geçmişti. Bu dalgalı deniz erkekleri huzursuz ediyor. Çünkü erkek sakin denizleri sever. Tabii. Hedefe doğru böyle. Evet, yani balığı tutacağın yere doğru gitmen lazım. Denetleyebildiği unsurları sever. Halbuki kadın ve deniz, dalgalı deniz denetlenemeyen bir unsurdur. Evet. Ya da Tezerözü'nün anlatıları, tırnak içinde söylüyorum, erkek egemen anlatı mantığına göre ipe sapa gelmez. Evet. İşte dağınık, işte zaten kadıncağız işte dengesiz işte falan gibi böyle bir parça küçümsenerek dile getirilen bir anlatıdır. Ama ben böyle düşünmüyorum. Yani bu başıyla sonu arasındaki bu bütünlük
o erkek egemen bakış açısını Tezer Özlü'nün metinlerine değilleyen, o bakış açısıyla alay eden, onu kendi kendini sorgulamaya iten bir yapı kurduğunu düşünüyorum. Yani normun anormalliğini izlemek için ve erkekliğin aslında ne kadar sorunlu olduğunu görebilmek için Yani edebi haz dışında okumanın şey getirileri, hazzı, metne duyduğumuz aşk dışında da bunları yaşamak mümkün oluyor diyorsun. Ben buradan Tezer Özlü'ye özür dileyerek onunla ilgili çok daha uzun konuşabiliriz tabii. Çünkü sen demin spoiler da verdin, bir öykümde dedin. Emre Erbatur akademisyen ve öykücü, bir kitabı var. Adamlar başlıklı bir öykü kitabı var. Bu noktada Emre Erbatur'un özgeçmişini okumak istiyorum. Biraz da bunun üzerinden konuşalım. Adamları konuşalım ve erkeklikler konusunu konuşalım. Peki. Çünkü Emre Erbatur'un araştırmalarında, okurluk macerasında bu eleştirel erkeklik yaklaşımı önemli bir yer kaplıyor. Şüphesiz, evet. 16 Haziran 1973'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. 2006'da aynı bölümde başladığı doktora programını 2008'de verdiği yeterlilik sınavından sonra tez aşamasındayken doktora tezi sistematiğinin dayattığı düşünsel kısıtlamalar nedeniyle bıraktı. Ocak 2002'den bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Genellikle sınıfsal eşitsizlikleri de gözeten toplumsal cinsiyet tartışmaları bağlamında erkeklikler, farklı erkek kimliklerinin oluşumu, kadın düşmanlığının erkek kimliklerinin oluşumundaki rolü, bireysel ve toplumsal sorunların yazınsal metinlerdeki siyasal, psikolojik iz düşümleri üzerine kafa yoruyor, kurgu ve kurgu dışı çalışmalarını bu bağlamlarda sürdürüyor. İngilizceden çeviriler yaptı, birçok kitabı dilimize kazandırdı. İnceleme yazıları, öyküleri ve şiirleri, yazı yorum, uzak sanat gibi çevrim içi dergilerde, Bir Gün, Sözcü, Sabah, Cumhuriyet, Posta gibi çeşitli günlük gazetelerin kitap ekleriyle Varlık, Yasak Meyve ve Notos Öykü'de yayımlandı. Ve 2022'de yayımlanmış Adamlar başlıklı bu kitabı var. V yayınlarından çıkmış bir kitap. Şimdi bu okuduklarımız doğrultusunda şeyi sorayım. Yani adamlar ilginç bir başlık ve ilk öykünün adı bu. Nasıl ortaya çıktı? Yani öykü kitabın çok erken yazmaya başlamış değilsin sanırım. Ne zaman başladı yaratıcı yazarlık? Şimdi ben biraz klişe olacak ama kendim bildim bileli yazıyorum zaten. Güzel. Yani ben sonradan başladım. Dolayısıyla birçok bu kitaba gelene kadar 2008'de işte yeterliği verip doktora tezi yazma sürecine başlayana kadar bir sürü öyküm, yarım kalmış bir sürü roman taslağı, işte şiirler. Hepsi vardı zaten, dosyalar halinde duruyordu. Ama sonra hepsini bir kenara koydum ve bir doktora programına girdim. Doktora programında da biraz yoğunlaşmış bir okuma yapma durumumuz oldu. O okuma çerçevesi içerisinde eski öyküleri yeniden alma gereği duydum. Yeni öyküler ekledim. Sonra işte V yayınlarının genel yayın yönetmeni ve sahibi Kenan Yücel'le karşılaştık bir imza günü sırasında. Biraz bahsettik, sohbet ettik. O sohbet sırasında da bir dosya oluştursana önerisi geldi. Yalnız dosyanın belli bir tema çerçevesinde öyküler bir araya gelirse daha şık duracağını belirtince ben de açıkçası hem doktora tezi sırasındaki okumalarımı, işte erkeklikler konusundaki okumalarımı, hem daha önceki yazdıklarımı farklı açılardan tekrar ele alarak bir dosya oluşturdum. Bu şekilde çıktı. Peki, bu şimdi ben okudum biliyorum ama bu ortak
şeyden, özelliklerden biraz daha bahsedelim. Yani erkeklikler üzerine olduğunu düşünebilir miyiz öykülerin genelinin? Tabii ki tümüyle erkeklikler ya da erkekler üzerine değil. Sonuçta erkekler başka erkeklerle ve başka kadınlarla ilişki içinde olan varlıklar. Hatta hayvanlarla, evet, diğer canlılarla ya da cansız türleriyle, eşyalarla ilişki içinde olan varlıklar. Dolayısıyla ama o ilişki bir ideoloji olarak gördüğü erkeklikler üzerinden biçimleniyor. Yani erkekler dünyaya gökten zembille inmiyorlar. Bir toplumun içine, bir ilişkiler yumağına iniyorlar. O ilişkileri değiştiriyorlar. O ilişkilerce değiştiriliyorlar. Bir karşılıklı etkileşim içerisinde bir ideolojinin içine doğuyorlar ve o ideolojiyle var oluyorlar. Zaman içerisinde yaşadıkları dünya içerisinde o ideolojiye karşı koydukları mesafe doğrultusunda da şu ya da bu insan kişilik ediniyorlar. Dolayısıyla bir tipolojiden bahsedebiliriz burada. Erkeklik tipolojilerinden bahsedebiliriz. Çok sistematik olmamak şartıyla, yani öykü yazmak bir maceraysa, o macerayı çok da böyle rehberli tura dönüştürmemek adına çok da sistematik olmamak şartıyla belli oranda bir tipoloji koydum. Yani birbirini çok tekrarlayan erkekler yok mesela, ama kadınlar da var. Yani özellikle ilk öyküden son öyküye doğru giderek özgürleşen kadınlar var. Yani öykülerin sıralamasını biraz ona göre yaptım. Anladım. Yani ilk öykülerdeki kadınlar biraz daha pısırık. Evet. Kitabın yarısından sonraki kadınlar bir parça daha özgürleşiyorlar, erkekten bağımsızlaşıyorlar. Bu aslında bir sonraki dosyanın da habercisi oluyor. Güzel. Bu sefer kadınları yazmak istiyorum. Oraya hazırlık yapıyorum. Onun müjdeleyicisi olarak mesela ilk öykü tümüyle erkek egemen, son derece sıkıcı, kasvetli, berbat bir dünyayı anlatırken son öykü biraz daha kadını merkeze alan bir öykü, kadını önünü açan bir öykü diyebilirim. Yani böyle bir sistematiği var. Peki şimdi bu metinler çok keskin, hızlı ilerleyen, yani tabii ki değişen uzunluklar var öykülerinde. Ama son derece tutumlu bir anlatım biçimi var. Genelde diyaloglar olabiliyor veya işte olay anlatımı şeklinde hızla ilerliyor. Son derece analitik bir, yani bu şeye, karakterlere dönük analitik bir yaklaşım var gibi. Çünkü sanırım empatiyi öne çıkartıyorsun. Sempatiyi değil, ama yani diyelim başlardaki adamlar öyküsünde veya Rin Tin Tin'de, Av'da bu toksik erkekliklerin tek tek erkeklerde nasıl işlediğini, ortaya çıkardığını teşhir etmek ister gibi bir yaklaşımım var. Doğrudur. Doğrudur. Bunu önemsiyorsun sanırım, değil mi? Doğru. Bu öyküleri yazarken tarihini şimdi hatırlamıyorum ama bir kitap çıktı. Bir araştırmacımızın kitabı çıktı. Hasan Özas, yazarın ismini hatırlayamadım ama peki. Hovarda Alemi başlıklı bir kitap. Bu eğlence sektöründeki erkek egemen kültürü incelediği ve erkek tiplerini ortaya koyduğu. Soyad Özarslan sanırım, ama ben de emin olamadım şimdi. Oradaki tipoloji benim çok hoşuma gitti. Belalı var mesela bir isim. Yakışıklı var başka bir şey. Paralı var başka bir tipoloji. Bunun her biri farklı farklı erkeklik tiplerine ya da yaklaşımlarına işaret eden kavramlar. Ben bunları edebiyata dönüştürdüğümüzde birkaç tane tipolojinin çıktığını görebiliyorum mesela. Bir efendi kavramı çıkıyor. Yandaş ya da yancı gibi bir kavram çıkıyor. Ya da işbirlikçi kavram. Bir de ezik dediğimiz bir loser karşılığı olarak kullanabileceğimiz ezik tipi çıkıyor. Bunların her biri birer erkek tipi aslında. Bu tiplerin çok böyle stereotip
olarak da düşünmemek lazım. Çünkü efendi başka efendilerin yanında eziye dönüşebilir. Tabii. Dinamik yapılar bunlar. Bu kategoriler bütün erkeklikler gibi dinamik yapılar ve geldiği gibi alan yapılar. Evet. Ama çok önemli yani bunu tabii ki. Bunu buralarda göstermen çok önemli. Çünkü bunu pek çok erkek kendisi değişik biçimlerde tecrübe edebilir. Ama hiç kimse senin örneğin Rin Tin Tin'de gösterdiğin karakter gibi olmak istemez. Veya evet, adamlardaki gibi olmak istemez. Kendini itiraf etmek istemez. Ama yoğunlaşmışlık var burada değil mi? Kesinlikle. Yani dikkat edersen işte sen uzunluğuna kısalığına değindin. Her öykünün üslubu da farklı birbirinden. Evet. Onu da biraz gözetmeye çalıştım açıkçası. Şimdi böyle söyleyince fazla kontrollüymüşüm gibi gelebilir ama bazen de gerekebiliyor. Bir yapı kurarken, öykü yapısı kurarken. Öyle misin bu arada? Çok sistemli mi çalışıyorsun yani? Yani ilk yazdığım sırada çok sistemli çalışmam. Geldiği gibi yazarım. Ama sonrasında gözden geçirirken oldukça kırıklık yardığımı söyleyebilirim. Evet. Yani belki dikkat etmişsindir ki öykülerin altında bir sürü değişik tarihler var. Öykülerin... Evet, doğru. Öykünün hatta aylar, yıllar sonra yeniden ele almışım mesela. Tabii. 7 Aralık 2011, evet. 11 Ocak 2012, 2 Mart evet. 2015 ve, şeklinde gidiyor. Evet. Güzel. Çoğunlukla Ocak, Şubat aylarında öyküler yazılmış görünüyor. Çünkü memuriyet Şubat tatiline giriyoruz. Boş vakit oluyor. Daha çok bakabiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Yani bu da böyle bir işimizin bir parçası diyelim. Evet, yani bir anlatmak istediğimi olabildiğince yalın bir şekilde anlatmak için, anlattığımdan emin olmak için tekrar okuyorum, dinlendiriyorum öyküyü. Çok memnun değilsem bir kenara koyuyorum. Sonra uzun yıllar sonra, aylar sonra, uzun bir zaman sonra tekrar bakıyorum. Bazen de tek seferde olmuş bitmiş oluyor. Mesela Leblebiler öyküsü tek seferde oturulup yazılmış bir öyküdür. Bir daha da uzun bir ara verdim, tekrar baktım. Hiçbir yeriyle oynamama gerek olmadı. Leblebi gibi gitti yani diye kötü esprimi yapayım. Leblebi gibi gitti diye bir kötü espri yapayım. Kötü espri yapmayı seven biriyorlar. Estağfurullah. Şimdi süremiz azalıyor burada. Tabii senin hem okurluğunu hem yazarlığını konuştuk. Ama bunun ötesinde sen neredeyse profesyonel okur olarak da sosyal medyada yer alıyorsun. Şu sıralar biraz azalttın sanırım ama... Biraz daha yavaşlattım. Evet. Okuma maceranı paylaşıyorsun. Evet. Seviyorum. Okuma izlenimlerimi paylaşmayı seviyorum. Instagram hesabında okuduğum kitapları çok sistematik olmamak şartıyla sevdiğim kitapları yorumluyorum. Ve tanıtıyorum demeyeyim. Sadece o kitapla ilgili kendi kişisel izlenimlerimi paylaşıyorum. Yani bir sosyal medya kişiliği haline de gelmeye çalışmıyorsun. Piyasayla bir ilişki içinde değilsin. Şimdi şöyle. Oradan doğruya seçip okuduğum metinler oluyor galiba. Evet. Bir de Deli Dolu Yayınları'yla ve zamanında Yazıyorum dergisinin kadrosundayken daha düzenli yazıyordum. Deli Dolu Yayınları'yla bir karşılıklı centilmenlik anlaşmamız vardı. Onlar sağ olsunlar bana kitap yolluyorlardı. Ben o kitapları inceleyip kendilerine yazı gönderiyordum işte 1-1,5 sayfalık. Evet. Onlar da çeşitli platformlarda bunları tercihlerine göre yayımlıyorlardı. Yazıyorum'da da aynı şekilde kapak konularımız oluyordu. Sevdiğimiz kitaplardan, yazarlardan kitaplar seçip inceliyorduk. Sonra ben bunu biraz azalttım. Çünkü başka okumalara eğilmek istiyorum. İki dosya daha var kafamda planladığım, yazmaya çalıştığım. Bir inceleme kitabı var, onu yazmak istiyorum. Kadın öykücüler üzerine, Türk kadın öykücülerdeki erkeklik üzerine, erkeklikler üzerine bir inceleme kitabı. Tabii bunların hepsi vakit alan, enerji alan işler. Ve bizim yaşantımız hobilere izin veren bir yaşantı. Doğru, resim yaparsınız, ne bileyim biraz spor yaparsınız, çıkarsınız, bir iki şarkı söylersiniz ama yazı ve düşünme mesaisi biraz farklı bir şey. Diğer hobilere
benzemiyor maalesef. Evet. Siz yazdıklarınızla, okuduklarınızla 7/24 dolaşıp duruyorsunuz etrafınızda, etrafta. Hı-hı. Bazen serseri mayın gibi oluyorsunuz. Evet. Etkisi altında kaldıklarınız yüzünden. Sporcu atlet olmak gibi bir şey aslında yazmak. Evet, yani düzenli olarak. Kesinlikle. Yani atlet mi? Yani bir iki saat resim yapıp sonra tamam resim yap. Olur. Resim çıkar oradan. Ama edebiyat böyle değil maalesef. Çok nankör bir şey. Ben mesela her gün sabah ev halkından bir iki saat erken kalkıp Haldun Taner ustamız gibi bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Harika. Her gün. Bunu istisnasız sürdürmeye çalışıyorum. Bu mesajı vermiş olalım. Yani burada bir zanaat da demiştin. Evet. Emek var. Vallahi başka çaremiz yok. Evet. Yani kendimizi insan hissetmek için bir şey herkesin bir yerinden tutturması aslında gerekiyor. Aslında şu sosyal medya yoğunluğu, işte Yohan Hari'nin Metis'ten çıkan Çalınan Dikkat kitabına da selam verelim. Onun üzerinden de müthiş bir dikkat dağınıklığı yaşıyoruz. Belki de okumak için bile sabah erken kalkıp, 1-2 saat önce kalkıp oturup okumamızda fayda var. Evet, kesinlikle. Ama yani bu senin yaptığın şu açıdan da anlamlı geliyor. Yani edebiyat, ben hep bunu söylüyorum. Edebiyat ampirik bir şey, önümüzde duruyor. Yani önümüzde bir metin dururken kafamızdan sohbet yürütemiyoruz. Hep o metne gönderme yapmamız gerekiyor. Bizim yakın okuma dediğimiz şey mesela. Hı hı. Tamamıyla metindeki örüntüleri, sistemi görebilme çabasıdır, yapıyı görebilme çabasıdır. Böyle olduğunda edebiyat hakkında konuşmak dolu bir içerik getiriyor. Yani itişip kakışmadan veya öyle anlamsızca takılmadan ciddi ciddi bir araya gelebileceğimiz bir şey olabiliyor. Bu sosyal medya açısından da bir model olabilir mesela. Kesinlikle. Yani ben hep şey düşünmüşümdür. Hatta Instagram'da da zaman zaman benim dünya görüşüme taman tamana zıt yazarları da okuyup onlarla ilgili de yorumda bulunuyorum. Evet. Ve bunun bir arada yaşama kültürünü, karşılıklı bir insanların birbirlerini anlama kültürünü, özgürlükçü bir siyaset düzenini beslediğini düşünüyorum. Senin de dediğin gibi. Ama tabii bir yapay zeka diye de bir şeyle karşı karşıyayız şimdi. Bu bizim bu temennimiz, bu umudumuz biraz tehlike altında. Evet. Buna karşı da diyalog diyorum. Çok yani güzel. Bu noktada keselim ama. Tamam. Çünkü süremizi doldurdu. Tamam. Buradan da başka bir yayına geçecek stüdyomuz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Yeni dosyaları, yeni çalışmaları ve sosyal medyada da okuma macerası paylaşımlarını bekliyoruz. Bunu çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, var ol. Bütün sana ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili izleyiciler, bugünkü sözün yarısını burada noktalıyoruz. Okuma süreci emek istiyor. Yazmak gibi. Dolayısıyla bu emeği ihmal etmeden geçireceğiniz bir yeni hafta dileyerek programı sonlandırıyorum. Herkese iyi haftalar.